Değerli dostlar herkese merhabalar. İngilizce'de bağlaçlar konulu derslerimizin ikinci bölümünde tekrardan birlikteyiz. Bu bölümde denklik bağlaçları yani Corelli'de conjunctions dediğimiz not only but also both and either or ya da neither nor bağlaçlarını hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak bağlaçlarımızı hemen buradan tanıyalım. İlk denklik bağlacına baktığımız zaman both and yapısı hem hem de anlamına gelmektedir. İkinci bağlacımız not only but also sadece değil. Ayrıca aynı zamanda dediğimiz zaman not only but also yapısını kullanabiliriz. Üçüncü bağlacımız either or ya ya da anlamına gelir. Son olarak da neither nor yapısı ne ne de anlamına gelmektedir. Şimdi bu bağlaçlarımızı daha detaylı bir şekilde öğrenmek için hemen cümleler içerisinde kullanalım ve özelliklerini inceleyelim. İlk olarak potent yapısına bakalım. Hem hem de anlamına geliyordu. Ve iki ifadeyi birbirine bağlayarak daha yalın bir ifadeyi elde ediyoruz. Potent yapısını kullanarak. Şimdi ilk olarak özelliğine bakalım. Cümleyi uzatmamak için ifadeler birleştirilir. Bizim buradaki eylemimiz ya da ifademiz ortak ise iki cümle arasındaki birleştirmeyi yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl mı oluyor? Şu örneklerimize bakalım. Melike bir öğretmendir. Elif bir öğretmendir. Şimdi bu iki cümleyi yan yana koyduğumuz zaman anlamsız bir ifade çıkmaktadır. Anlatım bozukluğuna neden olmaktadır. Bunun yerine bir bağlaç kullanırsak ve iki cümleyi birleştirirsek gereksiz ifadeleri ortadan kaldırmış oluruz. Buna örnek olarak hemen burada botent yapısını rahatlıkla bu iki cümleyi birleştirmek için kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle diyebilir miydik? Hem Melike hem de Elif öğretmendir. Rahatlıkla diyebiliriz. Bakın ne kadar yalın bir ifade oldu. Both and yapısını burada bu cümle içerisinde hem hem de anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Both Melike and Elif are doctors. Gördüğünüz gibi hem Melike hem de Elif öğretmendir. Hangisi daha yakışıklı arkadaşlar? Yukarıdaki iki cümlemi aşağıdaki Tek bir ifade mi? Tabii ki de aşağıdaki yaptığımız örnek çok daha yakışıklı, çok daha kaliteli durmaktadır. Bağlaçlarımız da zaten bu işe yaramaktadır arkadaşlar. Cümlelerimizi daha kaliteli, daha nitelikli, daha yalın bir ifadeyle anlatmak için kullanılmaktadırlar. Şimdi Boatent ile birlikte daha farklı örnekleri nasıl yapabiliriz? Hemen diğer sayfamıza atlıyoruz. Aynı kişi tarafından yapılan eylemleri Boatent yapısıyla birlikte rahatlıkla verebiliriz arkadaşlar. Örneğimize bakıyoruz. Melike yazabiliyor. Melike okuyabiliyor. Bakın özne ortaklığı var burada. Ama burada yüklem farklılıkları görülmektedir arkadaşlar. İki tane farklı cümle görüyorsunuz burada. Melike yazabiliyor. Yazmak eylemi burada yüklemdir. Farklı bir cümle Melike okuyabiliyor. Okumak eylemi burada farklı bir yüklemdir. İki cümleyi burada tek bir cümle halinde nasıl yazabiliriz? Bunu da Boatent ile birlikte rahatlıkla yazabiliriz. Şöyle diyebilir miydik? Melike hem yazabiliyor hem de okuyabiliyor. Bakın ne kadar yalın bir cümle oldu. Şimdi Boatent yapısını bu cümlede hadi kullanalım. Melike can both write and read. Melike hem yazabiliyor hem de okuyabiliyor. Şimdi Boatent ile birlikte örneklerimizi çoğaltalım. Hem Ayşe hem de Melek filmi sevdiler. Gördüğünüz gibi Ayşe ve Melek burada filmleri sevmişlerdir arkadaşlar. Şöyle diyebilir miydik? Ayşe filmi sevdi. Farklı bir cümleyle Melek filmi sevdi. Bunun yerine bu şekilde yalın bir cümleyle iki cümleyi birleştirip "both" enti burada kullanabiliriz arkadaşlar. Hem hem de anlamında. Şimdi örneğimizi çeviriyoruz. Both Ayşe and Melek enjoyed the movie. Hem Ayşe hem de Melek filmi sevdiler. Gördüğünüz gibi burada özne farklılığı olsa da özneler both and ile birlikte birleştirilmiştir arkadaşlar. Tek bir özne haline getirilmiştir. Aslında buradaki öznemiz bizim they subject pronoun'u yani onlar demek istiyoruz burada. Onlar dediğimiz için yani Ayşe ve Melek. Şimdi örneklere devam edelim. Sezer hem şirketi hem de müdürü ziyaret etti. Gördüğünüz gibi burada ek olarak verileceğimiz ifade şirket ve müdürdür arkadaşlar. Bakın burada özne tektir, yüklem de tektir. Öznemiz Sezer, yüklemimiz ziyaret etmek, visit fiili. Ama burada farklılığa uğrayan, çeşitliliğe uğrayan şirket ve müdürdür arkadaşlar. Bunu tek bir ifadeyle bu şekilde both and ile birlikte verebiliriz. Hem hem de anlamında. Örneğimizi çevirelim. Sezer visited both company and the manager. Sezer hem şirketi hem de müdürü ziyaret etti. Both and yapısını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Son örneğimize gidelim. Süpermarketten hem süt hem de çay alacağız. Burada gördüğümüz gibi çeşitliliğe uğrayan süt ve çaydır arkadaşlar. Bunu tek bir ifadede, tek bir cümlede topladığımız zaman both and yapısını hem hem de anlamında verebiliriz. Şu şekilde uzatabilir miydim iki cümleyle? Süpermarketten süt alacağız. Başka bir cümle kuruyorum. Süpermarketten çay alacağız. Dediğim zaman iki tane farklı burada cümle karşımıza çıkmaktadır. Bunun yerine tek bir cümleyle bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Daha yalın bir cümle kurabiliriz. Şimdi örneğimizi çeviriyoruz. He will buy both milk and tea at the supermarket. Burada both milk and tea hem süt hem de çay ifadesini görebilirsiniz arkadaşlar. Süpermarketten hem süt hem de çay alacağız. Gördüğünüz gibi yukarıda farklı tensler uyguladım. Simple past tense yaptım. Aşağıda da gördüğünüz gibi will feature tense'i kullandım arkadaşlar. Yani tense farklılığını orasa da both and'i her tense'de her ifade de kullanabiliriz. Şimdi diğer denklik bağlaçlarına geçebiliriz. Not only but also sadece değil ayrıca aynı zamanda anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. Both and yapısıyla eşit özellikleri sahiptir. Tabii ki daha farklı gramatik özellikleri de Not only but olsa sahiptir arkadaşlar. Cümle birlikte kullandığımız zaman mutlaka yapı devrik olması gerekmektedir. Hemen bunu ifade etmek için özelliklerimize bakalım. İlk iki özelliğimiz zaten az önce de sizlere bahsettiğim gibi both end yapısının özellikleriyle aynıdır arkadaşlar. Cümleyi uzatmamak için ifadeler birleştirilir. Aynı kişi tarafından yapılan eylemler birleştirilebilir. Üçüncü ifadeye, üçüncü özelliğe çok dikkat edin arkadaşlar. İki cümle bağlanacaksa bakın dikkat edin iki cümle nadolni badol söyle birlikte bağlanacaksa ifademiz nadolni ile birlikte yapılan ifade devrik olacaktır arkadaşlar. Devri nasıl yapacağız? Hemen burada önümüze gelen ilk cümleyle bunu açıklayalım arkadaşlar. Hep birlikte öğrenelim. Devrik nasıl yapılır? Şimdi örneklerimize bakalım. Nadolni badol'u bu örneklerde kullanacağız. İki tane farklı örneğimizi görüyorsunuz. Film insanları eğitiyor. Film insanları eğlendiriyor. Bunu Nadonli Badoso ile bağlayacağız arkadaşlar. Ama burada gördüğünüz gibi iki tane farklı cümle vardır. Şimdi Nadonli Badoso ile birlikte cümle kullandığımız zaman ilk cümlemiz devrik olacaktır. Yani biz şöyle diyeceğiz. Film insanları sadece eğitmiyor aynı zamanda ayrıca film insanları eğlendiriyor diyeceğiz. Şimdi bakalım. Film insanları sadece eğitmekle kalmıyor, sadece eğitmiyor, ayrıca onları eğlendiriyor. Şimdi bu ifademiz nasıl devrik yapılacak? Hemen örneğimizi çevirelim. Not only does the film educate people, but also amuses them. Şimdi sevgili arkadaşlar, But olsa amuses them yapısını bir ortadan kaldırın. Orayı hiç görmeyin. Sadece not ile birlikte yapılan cümleye odaklanın. Not only does the film educate people. Şimdi not burada kullanmamış olsaydım şöyle diyecektim. The film educates people. Yani film insanları eğitiyor diyecektim. Bakın gördünüz mü? Tense'imiz nedir burada? Simple present tense. Devrik yapacaksak simple present tense'in buradaki yardımcı fiili olan does ya da do'yu kullanıp fiilimiz yalın halli gelecektir arkadaşlar. Not only ile birlikte tensimiz ne olursa olsun yardımcı fiilimiz gelir. Tabii ki bu da özneye göre değişir arkadaşlar. The film burada yalın olduğu için tekil olduğu için the film burada it subject pronoun grubuna girdiği için it de burada does aldığından dolayı not only ile birlikte does kullandım. Not only does. Ve educate fiili burada gördüğünüz gibi s takısı almadan yani yalın bir şekilde gelmiştir. Not only does the film educate people. Film insanları sadece eğitmekle kalmıyor. Şimdi devam edelim. Bad olsa amuses them. Amuse burada eğlendirmek anlamında kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi sadece devrik ifade not only ile birlikte yapılmaktadır. Bado olsa ile birlikte tensimizin özellikleri devam eder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi amuse fiili burada the filmden dolayı s takısı almıştır. Not only does the film educate people but also amuses them. Film insanları sadece eğitmekle kalmıyor ayrıca onları eğlendiriyor. Burada özet olarak şunu öğrendik. Nadon ile birlikte yapılan ifade, yapılan cümle devrik olacaktır. Devrik olması için de kullanılan tensin yardımcı fiili gerekmektedir arkadaşlar ve fiil yalın gelmesi gerekir. Devam edelim. Nadonlu Badoso ile ilgili hemen burada pratik örneklerimize gidelim arkadaşlar. Film sadece sıkıcı değil ayrıca uzundu. Gördüğünüz gibi burada çeşitli uğrayan filmin sıkıcı ve uzun olmasıdır. Şöyle diyebilirdim. Film sıkıcıdır. Ve Film uzundur. Bunu pas yaptığım zaman film sıkıcıydı. Film uzundu. İki tane cümle yerine burada "not only... but also"yu kullanabiliriz arkadaşlar. Sadece değil, ayrıca aynı zamanda anlamlarında. Hemen cümlemizi çevirelim. The film was not only boring but also long. Film sadece sıkıcı değil, ayrıca uzundu. Burada çeşitliliğe uğrayan sıfatlar oldu arkadaşlar. Not only boring but also long. Sadece sıkıcı değil ayrıca uzun anlamındadır. Şimdi örneklere devam edelim. Sadece kırmızı elbiseyi değil ayrıca yeşil olanı da seviyor. Gördüğünüz gibi burada çeşitliliğe uğrayan elbisedir arkadaşlar. Aslında elbisenin rengidir. Kırmızı elbise, yeşil elbise. İkisini de seviyor. Bunu da not only but also ile ifade etmiş. Şimdi örneğimizi çevirelim. She likes not only red dress but also green one. Buradaki ifademiz not only red dress but also green one. Sadece kırmızı elbiseyi değil, ayrıca yeşil olanı da seviyor. Burada görmeniz gereken şudur arkadaşlar. İki cümleyi burada bağlamadığına göre tense'in özelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi burada simple present tense yapmıştır. Ve likes yani like fiili burada s takısı almıştır. Tense'de hiçbir bozulma değişiklik olmuyor arkadaşlar. Yani devrik ifadeyi kesinlikle cümle içerisindeki söz öbeklerinde not only but kullandığımız zaman yapmayacağız. Sadece devriyi iki cümleyi birleştirirken yapacağız. Şimdi Nadal ve ile yapılan son örneğimize gidelim. Sadece ben değil ayrıca o da şarkı söyleyebilir. Burada dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Çeşitliliğe uğrayan özne. Ben ve o. Sadece ben değil. Ayrıca o da. Şimdi çeşitliliğe uğrayan özneyi Nadolni Badosa ile birlikte şekillendirelim. Nadolni I. Badosa he can sing. Burada gördüğümüz gibi çeşitlenen özne olmuştur arkadaşlar. I ve he, ben ve o anlamında özneler burada Nadon ve Badosa ile birlikte şekillendirilmiştir. Devamında gelen ifade de klasik bizim cümlemizdir arkadaşlar. Can sing yani şarkı söyleyebilir anlamında. Sadece ben değil ayrıca o da şarkı söyleyebilir. Aslında burada biz demek istiyoruz değil mi arkadaşlar? Ben ve o dediğim zaman bu çoğul bir özne olmaktadır ve biz subject pronoun'u yani we burada kullanılabilir tabii ki. Ama burada not only yapısını kullandığımız için iki özneyi burada belirtmek zorundayız. Şimdi not only but ile ilgili bir tane sizlere çok önemli bir detay taktik vermek istiyorum arkadaşlar. Not only but ifadesindeki also ifadesini görebiliyorsunuz. D'da anlamındadır aslında. Ayrıca anlamındadır. Ve batla birleştirilmiştir. Şimdi olsa yerine ben ezveli de kullanabilirim. Ama cümlenin sonunda kullanırım. Batla birlikte yapışık ezveli kullanamam arkadaşlar. Nasıl mı oluyor? Hemen örneğimize gidelim. Bakın şimdi. Not only bat ezveli bir cümle içerisinde kullanalım. Ayşe sadece Antalya'ya değil ayrıca İzmir'e de gitti. Gördüğünüz gibi burada Antalya ve İzmir'e gittiğini Not only bat olsa ile sadece değil Ayrıca anlamında verilebilir arkadaşlar. Şimdi, not only but also değil, not only but as well'i bu cümlede nasıl kullanacağız? Çevirelim bakalım. Ayşe went not only to Antalya, but İzmir as well. Burada dikkat çekmeniz gereken nokta, as well'in cümle sonunda kullanılmasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, but'la yapışık değil. Bat'tan ayrı ezvel well, cümlenin en sonunda kullanılmıştır. Burada Bad kullanmam gerektiği zaman nasıl kullanacaktım? Ayşe went not only to Antalya, Bad İzmir diyecektim. Olso'yu Bat'ta birlikte yapıştıracaktım. Ama burada ezveli well kullandığımızdan dolayı ezveli well cümle sonunda kullanacağız arkadaşlar. Şunu da söyleyebilirim sizlere. Not only Bad ile birlikte yapılan bütün cümlelerde... Olsa yerine ezvel well, rahatlıkla kullanılabilir arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi dentlik bağlaçlarına devam edelim. Either or ya ya da anlamına gelir. Aslında bir tercihtir arkadaşlar. Ya şöyledir ya böyle. Ya şunu yapmışsındır ya bunu yapmışsındır. Ya şöyle dedin ya böyle dedin. Vesaire anlamlarda either or yapısını kullanabiliriz. Cümleyle birlikte kullandığımız zaman either or yapısında bir bozulma olmuyor arkadaşlar. Yani devrik ifade yapmıyoruz. Şimdi örneklerimizde bunu daha rahatlıkla görebilirsiniz. İlk örneğimiz. Ya çikolata ya da bir bardak kahve isteyeceğim. Gördüğünüz gibi ya ya da anlamında burada either or yapısını kullanabiliriz. Çevirelim bakalım cümlemizi. I'll want either chocolate or a cup of coffee. Either chocolate or a cup of coffee. Ya çikolata ya da bir bardak kahve. Gördüğünüz gibi burada çeşitlenen çikolata ya da kahve olmuştur arkadaşlar. Aslında bir tercihtir. Ya çikolata isteyeceğim ya da kahve. Bu ifadeyi de either or'la veririz. Şimdi ikinci örneğimize gidelim tatil için ya İzmir'e ya da Muğla'ya gitti. Gördüğünüz gibi burada çeşitliliğe uğrayan tercih edilmesi gereken ya da tercih edilmiş olan İzmir ya da Muğla'dır arkadaşlar. Ya ya da yapısını either orla bu cümlede verelim. She went either to İzmir or Muğla for holiday. Tatil için ya İzmir'e ya da Muğla'ya gitti. Şimdi son cümlemize bakalım. Son cümlemizde biraz daha farklı ifadeyle iki cümleyi birleştirelim arkadaşlar. Annem ya eve gitti ya da kardeşimi ziyaret etti. Burada iki farklı cümle görüyor musunuz? Şöyle sizlere hatırlatayım. Annem eve gitti. Birinci cümle kardeşimi ziyaret etti. Bu da ikinci cümledir arkadaşlar. Yani aslında burada either or yapısıyla ya ya da yapısıyla iki cümle birleştirilmiştir. Ve daha yalın bir ifadeyle burada bu ifademizi söyleyebiliriz. Şimdi çevirelim bakalım nasıl oluyormuş. Either my mother went home or visited my brother. Burada gördüğünüz gibi iki cümle either or'la birleştirilmiştir. Oradan sonra sadece visit kullandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrardan my mother yazmadım. Cümle ortaklığında burada özne ortaklığı olduğu için burada sadece my mother'ı aydırdan sonra özne olarak kullandım arkadaşlar. Bu şekilde de hem cümle içerisindeki küçük sözcü öbeklerini, ifadelerini kullanırken ya ya da anlamında aydır oru kullanabiliriz ya da iki cümleyi birleştirerek de aydır or kullanılabilir arkadaşlar. Devrik ifadeyi bu şekilde ayırorla kullanmıyoruz arkadaşlar bunu da belirtelim. Sadece devrik ifadeler nadon ni ile ya da şimdi göreceğimiz neither nor yapılarıyla devrik ifadeler yapılır arkadaşlar. Eğer iki cümle birleştirilecekse. Şimdi gidelim bakalım son denklik ifademiz bağlacımız neither nor ne ne de anlamındadır. Genellikle olumsuz bir anlam ifade etmektedir arkadaşlar. Ne şöyle yaptı ne de böyle yaptı. İkisi de gerçekleşmemiştir arkadaşlar. Şimdi ifadelerimize bakalım. Beni ne seviyor ne de benden ayrılmak istiyor. Şöyle bir ifade karşımıza çıkar mı? Beni sevmiyor. Aynıdır bakın arkadaşlar. Anlam aynıdır. Beni sevmiyor. Beni ne seviyor ne de benden ayrılmak istiyor. Benden ayrılmak istemiyor anlamı çıkar buradan. Yani biz burada şunu diyeceğiz. Neither nor birlikte yapılan ifade bakın burada yapısal olarak olumludur ama anlamsal olarak olumsuzdur arkadaşlar. Yazdığınızda, söylediğinizde bakın burada olumsuz bir ifade görmüyorsunuz. Ama anlam olarak olumsuz oluyor. Şimdi cümlemizi neither nor'la çevirelim arkadaşlar. Ama bakın dikkat edin iki tane cümle burada birleştirilmiştir. Sizlere de az önce bahsettiğim gibi, eğer iki cümle birleştirilecekse, Neither nor yapısıyla birlikte cümlelerimiz devrik olacaktır arkadaşlar. Sadece biri değil, iki cümle de devrik olacaktır. Nadonu Badoş ile birlikte sadece Nadonu ile birlikte yapılan cümle devrikti, Badoş ile birlikte yapılan cümle normal geliyordu. Şimdi burada Neither nor ile yapılacak cümle ikisi de Devrik olacak arkadaşlar. Devrikte ne yapıyorduk? Yardımcı fiil kullanıyorduk. Ve fiilimiz yalın halde geliyordu. Şimdi cümlemizi çevirelim bakalım. Neither does she love me nor does she want to leave me. Burada gördüğünüz gibi neither ve nor ile birlikte yapılan iki ifade, iki cümle de devriktir arkadaşlar. Devrikte ne yaptık? Gördüğünüz gibi burada simple present tense uyguladık. Simple present tense'in yardımcı fiili de do veya does olduğu için she ile birlikte kullanacak Yardımcı fiil de does olduğundan dolayı burada does kullandık ve love fiili burada sevmek fiili yalın halde gelmiştir. Norla yapılan ifadeye bakalım. Nor does she. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde öznor taklığı vardır. Yine burada yardımcı fiil does kullanılmıştır. Devrik yapılmıştır. Want fiili istemek fiili de burada yalın gelmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada neither nor'la yapılan cümle bu şekilde devrik sonuçlanmaktadır. Sadece cümleleri değil daha farklı ifadeleri de yani özneleri ya da nesneleri de neither nor'la birlikte birleştirebiliriz arkadaşlar. Eğer tabii ki bir ortaklık varsa. Şimdi diğer örneklerimize hemen bakalım. Ne annem ne de babam beni destekliyor. Aslında buradan şu anlam çıkar annem ve babam beni desteklemiyor anlamı çıkar. Gördüğünüz gibi burada neither nor da annem ve babamı birleştirmiştir. Şimdi yapalım örneğimizi. Neither my mother nor father supports me. Buradan anlayacağımız şey şudur arkadaşlar normalde. Annem ve babam beni desteklemiyor. Ama burada neither ve nor'u kullandığımız zaman tabii ki anlamca olumsuz yapacağız burada gördüğümüz gibi olumlu bir cümle kurmamız gerekiyor. Burada da şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Supports dedim burada. Simple present tense yaptım. Normalde my mother ve father day olarak burada görünmektedir. Ama burada şöyle bir kural vardır. Neither ve nor birlikte kurulan cümlede fiile yani yükleme en yakın öznenin özelliği alınır arkadaşlar. Burada father olduğu için yüklemimize en yakın özne Father'ın özelliği de burada he subject pronoun grubuna girdiği için de tekil olduğu için de support fiili burada s takısı almaktadır. Bunu da ek olarak sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi son örneğimize bakalım. Adam ne geliyor ne de gidiyor. Buradan anlayacağımız şey şudur. Adam gelmiyor, adam gitmiyor. Bu iki cümleyi neither nor'la verelim. The man is neither coming nor going. Burada tensimizin özelliği present continuous tense'tir. Buna göre de coming ve going fiilleri neither ve norla birleştirilmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam ne geliyor ne de gidiyor. Bu şekilde de cümlemizi ifade edebiliriz arkadaşlar. Üçüncü bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.